Kural hatası yapan sürücüler havadan tespit edildi. Hatalı sürücülere ceza yağdı. Bayrama sayılı günler kala ard arda kaza haberleri de gelmeye başladı. Trafik polisleri de İstanbul'da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde denetimlerini arttırdı. Araçlar hem havadan hem de karadan takibi alındı. İstanbul Emniyetine bağlı polis helikopteri havadan araçları takip ediyor. Kural ihlali yapan araçlar bu şekilde tespit ediliyor ve görüntüleri çekiliyor. Daha sonra o görüntüler işte bu ekrana yansıtılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan trafik polisleri bu görüntüler üzerinden araçları durdurarak bu sürücülere cezai işlem uyguluyor. Otobüslerin sol şerit olmalarına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Otobüsler durduruldu. Şoförlere Bolu'daki kaza faciası hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu. Helikopterle havadan tespit edilen araç durduruldu ve şu anda trafik polisleri otobüsle ilgili işlem yapıyor. Bakın, can taşıyorsunuz. Bu kadar 40 tane 50 tane insanın canı, umutları, sevgileri, mutlulukları size emanet. Şerit ihlali yapan otobüs sürücüsüne ceza yazıldı. Otobüs şoförleri cezayı kabul etmek istemedi. Biz biliyoruz sola geçiş yasak yani. Mecbur sola geçtik abi. Biliyorsanız geçmeyeceksiniz beyefendi. Abim siz kurallara uyacaksınız beyefendi. Hayır abi, yok, ben imzalamıyorum. Tartışmalar yaşandı. Kamera kayıtlar mevcut. Suç ceza mahkemesine itiraz ederseniz kamera kayıtlar gelir. Bir tır şoförü de yine şerit ihlali nedeniyle ceza yedi. Sol şeritteki kaza. Şeritteki kaza ne yapacağım? Sol şeritte kaza tamam, varsa kaza sen var. Nasıl kendimi soldan attım oraya gidebiliyorsun? Bir daha çıkamadım ki. Ne kadar cezası var? 189 lira. Tabii bir de özel araçlarıyla yola çıkacak sürücüler var. İşte basit ama hayat kurtaracak uyarılar. Emniyet kemerini mutlaka takın. Yola çıkacağınız saatlere dikkat edin. Gece seyahatini tercih etmemek gerekiyor. Gün aydınlandığı an itibaren seyahate başlamanız lazım. Bir günde toplamda en fazla 9 saat araç kullanın. 2 saatte bir 15 dakika mola vermekten vazgeçmeyelim. Bir yere yetişeceğim kültürüyle hareket etmemek lazım. Direksiyon başında cep telefonuyla konuşmayın ve sigara içmeyin. Gece yolculuğu için cam temizliğine dikkat edin. Sigara içenler için arabanızın ön camını içten silmeniz gerekir. Sigara dumanı içeride çok ciddi bir kir yaratır. Karşıdan ışık vurduğunda siz ön tarafınızı göremiyor olabilirsiniz. Mutlaka uyku hissi verecek ağır yiyeceklerden kaçının. Ön koltukta oturan kişinin uyanık olması da kaza riskini azaltıyor. En önemlilerinden biri de sağ ön koltukta oturan birinin uyumamasını sağlayın. Yanınızdaki biri uyuduğu zaman siz psikolojik olarak ben de uyuyacağım diyerek arabada sıkılıyor ve aslında rehavet başlıyor.